çok iyi başladı seriye. Gerçekten de biraz ezici bir üstünlükle başladılar. HVA bakalım bu sefer bu duruma dur diyebilecek mi? Şimdi HVA ve Dark Masters ikisi de defansif başladılar yine. Şimdi bakacak olursak yalnız Shivana özellikle son dengelemelerden sonra eski Shivana değil, eskisi kadar etkili değil. Bunu söylemek lazım ama yine de koridorda sağlam bir tercih olarak göze çarpıyor. Ve bence Trundle'la beraber bir minyon savaşına, minyon yarışına gireceklerdir. Birbirlerini öldürmeleri çok mümkün olmayabilir. Ormancılar müdahale etmezse. Benim esas ilgimi çeken koridor orta koridor tabii ki. Orta koridorda Yasuo'ya karşı Zix acaba neler yapacak? Yasuo'nun pasifi ona karşı ne kadar etkili olacak? O başlangıçtaki 60 hasar emmesi ne kadar burada Zix'i bozacak? Çünkü dürtmesiyle ünlü bir şampiyon koridorda son vuruşu yaparken rakiplerine dürtebilen, diğer koridorlara cehennem bombası ultisiyle müdahale edebilen bir şampiyon ve tehlikeli bir şampiyon. Eğer oyunun başında bir anlık o üstünlüğü ele alırsa devamında bayağı bir sıkıntı yaratacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada ziynetlerin süreleri aynı anda doldu ve ziynetler koyulabilir durumdaki herkes totem koyma amaçlı olarak sarı ziynetleri görüş totemlerini almış. Fakat ilk ziynet yani Lunar'ın ziyneti orada düştü. HVA takımı hep beraber o totemi almayı başardılar. Şimdi tabii Yasuo karşısında kendini dürtecek olan bir Ziggs'in farkında ve Doran kalkanıyla başlamış. O da canını durduğu yerde doldurmaya çalışacak. Bol bol da hareket ederek pasifini aktif hale getirmeye çalışacak diye tahmin ediyorum. İlk müşterilendirmeler alınıyor. Olaf da aynı şekilde aşağı koridorda, aşağı tarafta izlediğimiz Vayda, ikisi de haritanın aşağı tarafından başlar ve odak noktası orta koridor ve yukarı koridor olacak gibi duruyor. Evet, bakalım nasıl devam edecekler maçlara. Odak noktaları bir önceki maça yine benzer olacak senin dediğin gibi. Ama şu anda Risk Cutter'ın ben Draven'la oldukça fazla maç yaptığını biliyorum. Onun performansı bence çok önemli olacak. Çünkü Tribane ve Holy Phoenix'in Jinx, Lulu ikilisiyle ne kadar iyi oynadığını gördük. Yukarı koridorda Crimson'ın bence biraz daha fazla katkı sağlaması lazım takımına. Onun da o koridorda biraz daha iyi oynaması lazım ki maça ortak olabilsinler. Bakalım HVA bunu başarabilecek mi? Göreceğiz hep birlikte. Şimdi alt koridordan ittirmeye devam ediyorlar. Draven baltayla birlikte. Tabii hızlı ittirebilen bir şampiyon ama Jinx'e karşısında hemen o roketlerini kullanarak alan etkili hasarıyla birlikte indirmeye başlıyor. Bu arada Olaf yukarıya geldi. Hemen bir sıçrama geldi. Arkadan Vay geliyor. Acaba devam edecekler mi? Tutuşturma da geldi. Vay doğrudan şimdi Olaf'ın üzerine doğru gidiyor. Oldukça yüksek bir hasar verdi. Tabii Shivan'ın canı az olduğu için pek oraya girmek istemiyor ama takiple devam ediyor. Tutuşturma. Alabilirler. Alabilirler. Kırmızı güçlendirme. İlk kan gelecek mi? Sıçrama geldi arka arkaya. Hayır. Tutuşturma gidiyor mu? Ve geldi. İlk kan. Crimson. İşte takımın ihtiyacı olan şey buydu. Hayvanın ihtiyacı olan şey buydu. Bunu başarabildiler. İlk kanı aldılar ve belki de HVA için bu itici güç olacaktı. Yurt dışında da oyuncuların dediği gibi bu tarz maçlarda bu ilk kanın alınması, skorların alınması bir skor bile inanılmaz büyük farklar yaratabiliyor. Çünkü takımlardaki oyuncuların yetenek seviyeleri birbirine çok yakın ve evet, bu farklar ileride ölümcül olabiliyor. Şimdi Shivana acaba defansif mi oynayacak, ofansif mi? Doran daha doğrusu vampiri alsa gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Diğer tarafta çünkü bir dokuma zırh gelmiş. Tabii ki geriye düşünce rakibine göre daha bir defansif olmayı tercih edecek burada FAP. Ama karşısında Crimson. Genelde bunu gördük. Yukarı koridorlarda kim öne geçerse daha ofansif bir şekilde evet, mahvolmuş kralın kılıcını tercih etti. Bakalım bunu yapacak mı? Evet, şu an Vampiri evet, Asa'yı aldı sattı. Doran kılıcı bot. Bir sürü bir şeyler aldı kendisine orada. Totemdir, iksirdir ama bir Doran, daha doğrusu vampir hasar gördük orada. Gördük. Gitti hemen. Aldığı gibi geri enteresan gönderdi. Şimdi Trundle'a baktığımız zaman o da oldukça defansif başlamış. Hemen olan parasıyla bir kumaş zırhı almış ve iksir almış yanına. Bakalım burada Shivana'nın agresifliğiyle birlikte skorlar gelebilecek mi? Şimdi
Yalnız şöyle bir şey var, şundan bahsetmek gerekiyor. Doran eşyalarının yapılmasının sebebi genelde koridorda rakibinize karşı üstünlük sağlama. Yani oyunun orta dönemini veya ileriki dönemlerini düşünmüyorsunuz. Burada anladığım kadarıyla Crimson'ın aklına olan ilk şey Fabulous'u koridorda zaten geriye düşmüşken daha da geriye itebilmek. Bakın takaslarda şu an için eşitlik söz konusu ama Shiva'nın zaten en güçlü olduğu dönemlerinin 7. seviye civarlarında olduğunu biliyoruz. Oraya doğru yavaş yavaş yaklaşıyorlar şu an. Doğru yaklaşıyorlar dediğin gibi. Yukarıda Trundle'la birlikte Trundle'ın ultisi geldikten sonra nasıl bir performans sergileceği yine tabii önemli. Fabulous sonucunda çok iyi bir oyuncu. Öyle çok kolay lokma diyebileceğiniz biri değil. Alt koridorda Karma'nın bu dürtmeleri çok daha iyi kullanması lazım Lerouche'un. Ve baktığınız zaman şu anda Jinx'in canını bayağı bir azaltmışlar. Bakın bir tane daha tutturdu. Holy Phoenix kulesinin altına çekilmek zorunda kalıyor. Yukarı koridordaki minyon sayısı da baktığın zaman esasında çok fazla açılmış değil. Skor olmasına rağmen birkaç milyon fark var sadece. Diğer koridorlarda özellikle bakıyorum sadece alt koridorda bir fark var. Yukarıda Vi geldi. Ve evet geri çekildi kulesinin altına. Yalnız şöyle bir hata yapıyor şu an. Tahminimce birazcık daha minyonları hızlı bir şekilde rakibinin kulesinin altına ittirebilmek için Crimson son vuruştan feragat ediyor ama yani bu geride olmasına rağmen şu an minyonda önde götürmesine sebep oluyor Fab'ın. Eğer bu şekilde devam ederse ve Fab aynı ustalıkla son vuruş yapmaya devam ederse bu durum aleyhine gelişecektir. Hiç olmayacak. Bu arada Fabulous'tan ilk seçim Guardian zırhı. Baş Guardian zırhı. Bakalım yani oldukça defansif. Can da fazla can da vermiyor. Yani bu ne demek? Biraz önceki maçta da anlatmıştık. Can olmadığı zaman ilk başta biraz canı arttırmadığınız zaman ne kadar fazla zırhınız olursa olsun verilen hasarlar, zaten yeteneklerin temel olarak verdiği hasarlar yüksek olduğu için sizi daha yani çabuk ölmenizi çok fazla engelleyemiyor. Tabii ki de bir katkısı oluyor ama bu katkı çok fazla olmuyor. Açıkçası buradaki amaçlardan bir tanesi de bence Dark Pass için kısa vadede takım savaşı yapmak isteyeceği yönde. Çünkü HVA'nın takımına dikkat edersen hep saldırı gücü odaklı bir takımdan bahsediyoruz. Karma'yı dışarı çıkarırsak tamam Shyvana'nın da yetenekleri birazcık yetenek gücü odaklı ama Shyvana kendisi üzerinde çok fazla olmayacaktır. Evet. Burada belki Karma'nın hasarı birazcık alan etkili olduğu için kendisine yönlenebilir ama onun haricinde genel hasar, tanklayıcı hasar burada saldırı gücünden gelecek. O yüzden baş gardiyanın zırhı ve bu belki de Randu'nun alametini bile dönmeyebilir. Donmuş yüreğe dönebilir. Çünkü Yasuo'nun saldırılarını, Draven'ın saldırılarını durdurabilecek, ayrıca Shyvana'nın saldırını da hesaba katarsak durdurabilecek bir eşya. Evet. Bakalım takım savaşı görecek mi? İstediğin gibi eğer takım savaşı olursa çok büyük örnek geçecekler. Bu arada orta koridorda Ziggs girdi oraya. Acaba devamı gelecek mi? Şimdi Naru kaçmaya çalışıyor. Son anda Yasuo tekrar girdi. Tutuşturmayı da kullandı ama bariyer geldi. Elvin de oradan çıkmak zorunda kaldı. Buradan bir skor olmadılar. Olaf da yetişti olay yerine. Cehennem bombası geldi yalnız. Şu an acaba kullanacak mı? Yukarıda oluyor. Fabulous. Trundle yukarıya gelir mi acaba cehennem bombası ama şu an yeterli mesafe değil. Elvin üzerine doğru gidiyor Naru'nun. Acaba Yasuo ile skor alabilecek mi? Hayır, Naru geri çekilmek zorunda kaldı. Az önce oradan Olaf geçtiği için Olaf'a doğru yemliyor zannetti ama gelin görün ki Olaf hiç oralı bile değildi. Burada aslında rakibinin psikolojisiyle birazcık oynayarak Naru bir zafer kazandı ve en azından ölmedi. Onu söylemek lazım. Evet, bakalım Naru geri döndüğünde şimdi o agresifliğin öcünü alabilecek mi? 77-69 milyonlar Naru bayağı bir önde. Tabii Ziggs'in menzili bir şampiyon olmasının avantajlarını kullanıyor. Enteresan. Tanrıçanın gözyaşlarını almış Naru. Uzun bir koridor safhası mı bekliyor acaba bu oyundan? Daha çok kuşatmalar sırasında mavi güçlendirmesi olmadığı dönemde bu eşyadan gelen mana yenilenmesi ve daha da önemlisi onu Seraph'ın şefkatini çevirdiğinde rakibin ani hasarına karşı bir sigorta olarak görüyor olabilir. Çünkü rakipte ani hasarı olan şampiyonlar Draven o dönem evet. Baltalar sayesinde üzerine bir de Yasuo. Evet, İkisinin hasarı üzerine geldiğinde Seraph'ın şefkati gelirse o zaman yaşama şansı olabilir. Evet, bakalım HVA ya da Dark Passage bunu kullanacak mı? Seraph'ın şefkatini yapacak mı? Ve doğru yerde kullanabilecek mi? HVA ise şu anda sürekli deniyor. Bakın geçen maça göre ne kadar farklı bir maç izlediğimizi hepimiz fark ediyoruz herhalde. Biraz daha pasif, tempoyu belirleyen tarafın kendileri olmasını istiyor HVA. Dark Passage bunun bence farkında.
Onlar da ona göre oynuyorlar. Minyonlara odaklı oynuyorlar. Bakın ne Tribunre ne Holy Phoenix altta çok fazla agresif hareketler yapmıyor. Geçen maçta ne kadar agresif başlamışlardı. Sürekli üstlerine doğru gidiyorlardı ama burada biraz daha sakin oynandığını söyleyebiliriz. Tabii maçta ilerledikçe artık şans sayısı da azalıyor. O yüzden her maçın önümü gitgide daha da fazla artmaya başlıyor. Yukarıda ne zaman yukarıya baksak yani Strandl'ın canı sürekli az olduğunu görebiliyoruz. Bu arada Draven biraz fazla ileride kaldı. Olaf da var orada. Risk atıp kaçabilecek mi? Şimdi sıçramasını kullan. Tutuşturdu var üzerinde. Kulesinin altına kadar kaçıyor. Canı çok az. Tutuşturdu birlikte orada skoru almayı başarıyorlar. Jinx kurtulacak mı? Jinx'in canı çok az. Son bir vuruş. Orada almayı başarıyor. Lelouch en azından Jinx'in daha fazla koridorda kalmasını engelledi. Daha erken koridorda dönmesini engelledi. Evet, orada gerçekten güzel bir oyun gördük. Öncelikle Dark Passage'den yine güzel bir baskın denemesi. Crystal Met aşağı koridoru geçen oyundan beri bayağı bir rahatsız ediyor. Bu oyunda da aynı şeyi yapmayı başardı. Ama birazcık fazla kule altında inanınca, birazcık fazla hasarlı bir şekilde o Karma'nın etrafında dolaşınca Karma da orada cezayı kesti ve takım arkadaşlarını en azından daha doğrusu orada Draven'a bir asist kazandırmayı başardı giderayak. Bu da 2-3 oldukları bir durumda gerçekten güzel bir teselli armağanı. Bu arada şimdi yukarıda orman, daha doğrusu çalıda ninja baskın için bekleyen bir Vay ultisi hazır. Sadece Trundle'ın o rakibine girişini bekliyor. Bilecek ki canı mi? Çok az. Şimdi geldi, ardından ultisini de kullandı. Shyvana'nın üzerine doğru gidiyor. Kulenin altına giriyorlar. Affetmek istemiyorlar şu anda Fabulous'u, tamamen durdurmak istiyorlar ama hayır, Fabulous o kadar kolay lokma olmadığını bir kez daha gösterdi. Kulenin altına kadar girdi. İkisi de çok fazla can kaybetti. Şimdi burada Stansfield pek fazla bir şey elde edemedi açıkçası. Geriye dönecek. Bir sonraki baskında Crystal Met'in yapacağı geliyor. Çok önemli. Olaf geliyor. Burada eğer skoru almaya başarırsa çok öne geçecek. Kendisi de alt koridorda bu arada Karma dürtmeye devam ediyor. Olaf da geldi. Ama diğer tarafta skoru almaya çalışıyor. Son bir vuruş gelecek, bir tutuştur var. Ama yetmiyor. Çok güzel bir oyun. Orada bir skoru da almaya başarıyor. DP maçı ortak olduğunu gösterdi. Evet, orada ultisinin bekleme süresi dolduğu anda zaten Fab'dan komut gelmişti. Yukarıda alırız keseriz. Kendisini tanklaştırdı, rakibin tanklığını önledi ve Olaf da oraya gerçekten çok güzel bir zamanlamayla gelince ne oldu? Skor Fab'a gitti ki yukarıdaki takaslarda artık geride kalmayacak. Birazcık defansif eşyalar yaptıktan sonra tabii ki Trundle'dan beklenen eşyaya doğru gidiyor. Orada mahvolmuş kralın temelleri atılmış durumda. Bu arada bir ejderha almayı başardı şimdi. Vay ile HVA takım tabii yukarıda Olaf'ın varlığını görünce hemen onlar da bunu avantaja çevirdiler. Ve bu sefer doğaçlamayı iyi yapıyorlar. Kararları iyi veriyorlar. Tamam, yukarıdaki oyuncumuzu verdik ama karşında ejderha alırım ve kârı geçelim mantığı işe yaradı. Stansfield ve arkadaşlarının mantığını düşünecek olursak. Bu arada şimdi Karma geliyor. Fakat gelmeden önce Risk Hunter bayağı bir hasar aldı rakibinden. Ve Jinx şu an takası önde kapattı diyebiliriz. Orada dikkatli olmaları gerekiyor çünkü yani Jinx'in ultisiyle beraber gelebilecek ani hasarına karşı tedbir almalarını gerektirebilir bir durum. Yukarıda yine yukarı koridor kabadayıları rahat durmuyor bu arada. Şimdi Draven üzerinde Karma'dan gelen ekstra kalkanla beraber rakiplerini dürttü. Yalnız bir de üzerine orada Karma'nın içindeki alev Jinx ise iş isabet edince canı da bayağı bir azaldı. Yalnız Draven şimdi üzerine doğru gidiyor fakat arkadan Olaf yemlemişti. Şimdi ulti geldi. Çok güzel bir ulti geliyor Vay'dan. Olaf'ın ultisi ama Olaf muhtemelen düşecek. Bakalım kaçabilecek mi? Hayır. Kaçamadı. Kaçtı daha doğrusu. Nasıl oluyor? Yetmedi. Son bir vuruş gelmedi. Kimsenin bir sıçraması yoktu. Kırmızı güçlendirmenin de hasarı yetmedi. Orada kaçmayı başardı. Hayır, kimsenin sihir darbesi yok olmadığı için kimse son vuruşu yapamadı ve Olaf bugün de yaşadı. Vay'ın ultisini gördüğü anda direkt Ragnarok'u bastı ve oradan uzaklaşmaya başladı. Belki de bu refleks onu kurtardı aşağıya. Bu arada bir Ziggs ultisi geldi ve oradaki minyon dalganı temizledi. Hatta Vay'ın da kuleden hasar almasına sebep oldu. Bu kuleyi şimdilik alamayacaklar gibi. HVA takımı yukarıda yine aynı sahne. Yarı can barları ile kapışan iki tane şampiyon. Draven bu arada Lulu'yu tek başına yakalayınca hemen ona dönen baltayla hasar vermeye çalıştı ve başarılı oldu. Ve aradaki 6 farkı çok fazla değil ama geçen oyundan farklı olarak HBA lehine. Şimdi yukarıda Fabulous
Bakın Guardians'dan sonra daha agresif eşyalara doğru gitmeye başladı. Biraz daha koridorun kontrolünü eline geçirdiğini düşünmeye başladığında. Shyvana ise yüzde hasarla da birlikte ama bu hasar Trundle gibi şampiyonu öldürmeye yetmeyebilir yukarıda. Baktığınız zaman ormandan gelen destek Vay'dan geliyor. Vay'ın da verebileceği hasar belirli. Çok yüksek hasarlar veremiyor. Gerçi bunu dengelemek için baktığımızda hırpalayan yapmış. Buradan Karabaltaya gidecek ama yeterli olacak mı acaba bu hasar? Yani Vay'ın birazcık da yetenek kitinde hani zırhı düşürme özellikleri olduğu için aslında takımın kompozisyonu için evet yararlı bir şampiyon. Ama oyunun bu dönemde takım arkadaşları çok ileride olmadıklarından ötürü belki oyunun ilerisinde daha fazla etki gösterebilir. Ama orada belki de Olaf'ın alınmaması şanssızlıktı diyebiliriz HV adına. Çünkü ince hesaplar yaptılar sanırsam. Karma tutuşturduğunda kullanmadı orada. Belki bir tutuşur gelseydi skor garanti olabilirdi ama alabileceklerini düşündüler ve ilk amaç orada risk hatıra bırakmaktı bu skoru. Draven'a bırakmaktı. Belki karma tutuşturu alsaydı kendisine kalacaktı. Çok da işlerine gelmeyebilirdi. Ama işte o skoru bazı durumlarda kaçırmamak gerekiyor. Alt koridorda yalnız altın farklarına çok dikkat etmek lazım. Yani aradaki altın farkı yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Burada toplam altına baktığımız zaman bu arada Olaf geldi oraya. Hemen sıçramasını kullandı Leroux hiç orada bekletmeden. Şimdi Olaf geriye dönüyor. Ultisini de açtı. Lulu ultisi vardı üzerinde. Burada Leroux daha dikkatli oynamak zorunda kalacak önümüzdeki dakikalarda. Çünkü bir sıçraması yok artık. Oradaki totem sayesinde Chris Smith'in nerede olduğunu görüyorlar. Risk atır ona göre kendisinin pozisyonunu ayarladı ve ölmeyecek şekilde orada Chris Smith gidene kadar bekledi. Yalnız Ragnar'ı kullanmış Olaf'ın üzerine Lulu'nun yabani büyümesi gelince korkunç bir şey oluyormuş yani. Değil mi? Kırmızı parlıyor. O ne abi? Yani gördün mü? Adamın canı olmasa bile kaçmak istersin yani ondan, öyle bir şey yok. Leroux yalnız çok fazla dürtüldü. Canı iyice azalmaya başladı. Oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Skorların kimlere gittiği önemli. Bu arada yukarıda yine tutuştur geldi Shyvana'dan. Trundle da aynı şekilde kullandı. Üzerine doğru gidecek mi bakalım? Hayır, alt koridoru görüyoruz bir kez daha. Oradaki durum sakinleşince. Yani Shyvana'nın hala tutuşturu var, onu söylemek lazım. Bir sonraki takasta bu kendisine avantaj yaratabilir. Fab buna göre oynamalı. Bakalım kule altı deneyecek mi? Şu an için rakibini bayağı bir zorluyor orada. Crimson her ne kadar az önce skoru vermiş olsa da yine de geri adım atmıyor. Ve ya beklentimizin tersine yalnız İlk önce olduğu vampiri asayı yeniden almayı düşünmemiş ve gün ateşi pelerine gitmiş. Evet, gün ateşi pelerini. Oldukça zırhı yüksek olacak. Burada işte biraz aralarında rol değişimi yaptılar. Yani Shyvana biraz daha tank olacak. Vay biraz daha fazla hasar verecek. Nasıl bir sonuç verir emin değilim. Vay'ın hasarı gerçekten de çok yüksek olabiliyor bir yerden sonra. Özellikle Karabalta her üçüncü vuruşta bir üç vuruşta da zırh kırıyor. Üzerine kendi zaten pasifi var. Beşe kadar da birikiyor. Kendi pasifi var. Evet, yani bu özellikleri birleşince Vay'ın hasarı çok yüksek çıkabilir. Ama acaba o tercih yapacak mı oyunun kısa döneminde? Şimdilik onu yapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bekleme sürelerini birazcık kısaltmak yönünde gerçekleşiyor olabilir. Ama yani oyunun bu safhasında bu arada bakın sarı ördek geldi ve orada Ziggs'i kurtardı. Hiç sarı ördeğin oldu mu? Böyle küvette falan yüzen. Benim olmadı. Ziggs'in var işte ondan. Çok acayip. Evet, bakalım Ziggs'in bu sarı ördeği daha ne kadar kendisinin hayatını kurtaracak. Çünkü Yasuo her bu fırsatta saldırmaya başlıyor. Diğer tarafta risk atır. O da eşyalarını iyice arttırmaya başladı. Hem savaşçı çizmesini neredeyse bitirmiş hem kanı sulamışını bitirmek üzere. Burada Jinx'in sadece kanı sulamış olduğunu görüyoruz. Aradaki minyon farkına dikkat çekmek istiyorum. Biraz önce de oraya gelmeye çalışıyordum ama aksiyondan dolayı gelemedim. 153'e 124 çok önemli. Bakın yukarıda şimdi Crimson biraz önceye kadar, bir 4-5 dakika önceye kadar bu takaslardan çok iyi çıkıyordu. Yani çok önde çıkıyordu ama artık bakın Trundle o yaptığı Bijotur Palası ve iki tane hançerle birlikte çok daha yüksek hasar veriyor ve Shyvana'yı geriye ittirebiliyor. Alt koridorda bu arada Olaf geldi oraya. Olaf geldi. Orada devam edecek pozisyon. Yukarıda da devam ediyor. Şimdi Olaf bakalım orada bir şeyler yapabilecek mi ama Jinx de geldi, pardon Vay da geldi aynı anda. Risk atı vurmaya devam ediyor ama yine skor çıkmadı. Şimdi Draven'la şöyle bir problem var Johnny. Yani Draven'la skor alamadığınız zaman gerçekten çok zorlanıyorsunuz bir yerden sonra. Evet, yani pasifinizi aktif hale getiremediğiniz sürece o aslında
yetersiz ve gereksiz bir pasif olarak devam ediyor. Eğer bir tane skor alırsanız da gerçekten müthiş bir para kazandırıyor. Yani 3 skor almış parası kazanabiliyorsunuz. O yüzden bir an önce onu kullanmak istiyor. Driven'a bir skor kazandırmak istiyorlar. Zaten az önce Karma'nın tutuşturu atmamasının bir sebebi de bu. Hı-hı. O Driven'dan gelecek ekstra, pasifinden gelecek ekstra parayı takım hanesine yazdırmak. Yalnız bir tane o vampiri asanın nasıl işlerin rengini değiştiğini gördük. Orta koridorda Sensfield sıçramasını kullanıp kaçmak zorunda kaldı. Bir tane vampiri asa orada Shyvana'nın çok daha fazla hayatta kalmasını sağladı ve tekrardan savaşa döndü. Ve Trundle da bayağı bir zorluyor bakın. Ve uçta da var şu an. Tutuşturu var. Eğer savaşa girmek isterse hala ve böyle giriyor mu acaba? Ultisini kullanmış. Tutuşturdu onun üzerine. Son bir vuruş gelecek mi? Minyonlarını bekliyor üzerine gitmek için. Hayır, yetmiyor. Ama kuleyi almasını sağlayacak. Oyunda düşen ilk kule bütün olmadı. Alt koridorda oldu ilk kule. ve dengeleri bozacak derken bozamadı dengeleri. Dengeler eşit kaldı. O çalıya bir alevli nefes assaydı içinde Trundle canı basabilirdi. Orada bir tuzak var. Olaf geldi, üzerine gitmeye devam ediyor. Crimson kaçmaya çalışıyor şimdi orada. Hemen alev burgacını açtı. Gerçekten çok seviyorum ya o yeteneği. Evet. Yani üzerinizde bir hayalet varmış gibi kaçmaya devam ediyorsunuz ki bir sihirdar büyüsü değil. Sonuçta Shyvana'yı özel yapan yeteneklerden bir tanesi diyebiliriz. Oradan uzaklaştı. Fakat arada konuştuğumuz şeyleri şu an artık Crimson yapmaya başladı. Yani minyon sayısında bu arada bir ejderha daha geldi. Mavi takım yani HVA bir ejderha daha katletmeyi başardı. Aradaki minyon farkı kendi lehine skorda geri düşmemiş durumda. Şu an kafa kafaya oynuyor. Yani az önceki pasif Malphite oyunundan eser yok. Evet. Bu arada şimdi ulti geldi oyun üzerine. Bir de üzerine Yasuo'nun ultisi gelmeden Zhonya geldi. Ve sarı ördekle de kurtuldu ola. Evet. Bu ördek daha ne kadar kurtaracak bakalım. Onu çok önemli ama. Evet. Biraz fazla şişirmiş. Evet, rakibi de geri atıyor. Kendisi de geri gidiyor. Bu arada şimdi Shyvana yukarıdan geldi ama bak yine geldi. Hop, gitti. Crimson yukarıya ormana doğru geri dönüyor. Orta koridorda Elwynn pek aradığını bulamadı diyebiliriz. Yani minyon sayısında iyi durumda. 249-250 minyon kesmiş. Ama herhangi bir skor alamadı. Suikastçı bir şampiyonla skor alamadığınızda belki çok geride değil ama moral bozucu bir şey. Yani çünkü kafanızdaki plan daha farklı olabiliyor. Bunu biraz daha belki farklı koridorlara baskın denebilirdi. Yukarıya gitmeyi denebilir, alt koridora gitmeyi denebilir. Pek bunları görmedik açıkçası oyun boyunca kendisinden. Bu arada alt koridorda Jinx'in canı çok az. Acaba kaçabilecek mi? Uzaklaşmaya başlıyor. Bir kez daha orada ama Trivane bu kadar şanslı değil. Orada Risk Hatır'la birlikte alt koridorun hemen yanındaki ormanda güzel bir iş yaptılar. Bir skoru daha çıkarttılar. HVA bu maçı istiyor Johnny. İsteyecekler tabii ki. Yani 2-0 olması demek artık olayların bayağı bir zora girmesi anlamına gelecek ki orada Kaçamadı. Çok güzel. İnanılmaz bir oyun geldi. Bu arada Shyvana da zor durumda ama ultisi kullanıp oradan kaçtı. Draven'a gelen ekstra parayla beraber 788 altın kazandı orada. Artık birikmişti o para yani. 788. Ama bakalım kaçabilecek mi? Lelouch orada ormanın içerisinde kalıyor alt tarafta. Şimdi bir de orada Vayne üzerine gitmeye çalışıyor. Orta koridorda kaçmaya çalışıyor kulenin altına doğru. Stansfield ormanın yukarı tarafına doğru geçti. Dakikalar şu anda 30. dakika doğru yaklaşıyoruz. 24. dakikanın içerisindeyiz. Naru orta koridora ittirmeye devam ediyor. Alt koridorda Risk Hatır tek başına şu anda. Acaba gidecek mi üzerine? Bakın ne kadar fazla hasar veriyor ama diğer yemledi, tarafta Olaf yemledi. Yemlendi. Şimdi oradan kaçabilecek mi? Vurmaya devam ediyor. Canı neredeyse inmiyor. Çalıların içine kaçmaya çalışacak. Hayır. Çok güzel bir cız ve inanılmaz bir yemleme. Adeta akıl oyunlarının başı oluyor. Orada alt koridorda bir skoru daha almayı başardı Holy Phoenix. Evet, bu arada acaba Nuru inanacak mı? Yandan orada, gitmek istemediği Zuru'dan bir noktada. Nuru da orada. Hemen üzerine yabani büyüme geldi ve şimdi skor orada. Aslında Zhonya'sını açmış olan Ziggs'e gitti. Yasuo. Üzerine Yasuo da ikilik yapmayı başardı ve sonunda Samuray'ın dönüşü oluyor. Orada Elwynn'in de söyleyecekleri varmış, bunu gördük. Kesinlikle bir suikastçı olarak bunun açlığı çekiyordu. O maçın başından beri skor alması lazımdı. Çok güzel orada belki Vay düştü. Bir skor verdiler rakip takım ama iki tane skor aldı orta koridor oyuncusu. Bu çok önemli. Çünkü birazdan bakın artık herkes tanklaşmaya başladı. Birilerini öldürmek, katletmek daha zor. Yasuo'nun da daha fazla eşya ihtiyacı olacak. Orta koridoru almaya çalışıyorlar. Tabii yaptığı statik hançerle ebedi kılıçta aynı zamanda bir
kule katili ve burada duvarı çok önemli, rüzgar duvarını kullanabilmesi çok önemli. Karşı tarafta şimdi baktığımız zaman Olaf var, Ziggs var, Jinx var. Bütün bu şampiyonların bazı yeteneklerini, Olaf'ın baltasını, Jinx'in Just'ını, Ziggs'in yine o bombalarını engelleyebiliyor. Bu kuşatmalarda eğer doğru bir kalkan kullanımı olursa hiç belki de hasar almadan kuleleri alabilirler. Bir kule daha geldi alt koridorda. Skor ne kadar DP'nin lehine gözükse de altın farkı Heyvan'ın şu anda üstünlüğünü gösteriyor bize. Evet, bu arada Karma'nın eşya tercihleri beni benden alıyor şu an. Herhangi bir şekilde destek tercihi gibi değil de orta koridorda oynayan bir Karma'ymış gibi, sanki Elwynd oynuyormuş gibi. Lulush agresif, agresif, agresif. Peki bu ileride ne olacak? Takım arkadaşlarının daha fazla hayatta kalmasını sağlayacak, rakibi daha fazla dürtebilecek. Yani Ziggs'in dürtmesine karşı belki onlar da bir dürtme istiyorlar. Bu dürtmeyi de kimden alacaklar? Anladığım kadarıyla mantralı alevler sayesinde Karma'dan. Evet, Karma'dan. Dediğin gibi Karma'nın dürtmesi hiç küçümsenecek bir dürtme değil ki 3 tane Doran yüzüğü az buz bir yetenek gücü vermiyor. Fabulous yukarı ittirdikten sonra şimdi ormana girdi. O golemler, yine bassız golemler, evet, bir iyileştirme merkezi olarak görev aldı. Bildiğin revir orası Trundle için. Tabii canım. Sağlık hoca. Evet, yani yukarı mahvolmuş. Sağlık hoca. Aynen öyle. Mahvolmuş kralın kılıcı sayesinde, pasifi sayesinde orada ekstra ekstra canını dolduruyor. Hasar yemeden neredeyse çıkıyor ve altında altın ekliyor ki burada da hain bir tuzak vardı ama çok da fazla kimseyi düşüremeyecek gibi oralara. Yalnız tamam, arkada bu sefer Stansfield ultisi açık bir vaziyette bekliyor. Sıçraması var. Bütün koşullar sağlanmış. Buraya bir Jinx lazım sadece. Bakalım gelecek mi? Adım adım geliyor ya oraya. O kadar şey ki ama diğer tarafta da bir tuzak var. Evet. Çift taraflı bir tuzak var. Şimdi yemlemeye çalışıyor abi. Ama çok gördük bunu. Gerçekten çok gördük. Evet. İki ormancı birbirinin sanki ekranını görüyormuşçasına yani dakik ama olarak. Ama bir dakika, patlangaçlar geldi. Just da geldi. Hemen Stansfield öne geçti. Orada Lulun üzerine gidiyor. Ona odaklanmaya çalışıyor. Ulti geldi ama hayır. Ziggs ultisi geliyor diğer taraftan. Bu arada inanılmaz bir hasar alıyor. Risk atılmadı işte. Shyvana tam zamanında oraya yetişemiyor. Biraz geç kalınca skor alındı. Yasuo'yla Ziggs de geliyor. Jinx'e gitti. Şimdi Yasuo'yla Jinx de geliyor. Orada diğer tarafta Trundle'la karşılaşıyor. Alt tarafta ise şimdi kaçmaya çalışan bir heavy hakim var. Bir kez daha sıçramasını kullandı. Defansif bir ulti geliyor Shyvana'dan. Shyvana koşarak uzaklaşmaya Yasuo çalışıyor. Yasuo düşmek üzere bu arada. Yasuo düşmek üzere. Yasuo. Oo, kaçmış yalnız. Fabulous yalnız. Minyonlar sayesinde orada. Evet. Fabulous ne kadar tehlikeli olduğunu Trundle'ın oyun ilerleyen dakikalarını bir kez daha göstermiş oldu. Yasuo gibi bakın. Yani statik hançer, ebedi kılıç var. Üzerine bir de biraz daha canını arttıracak bir orada ruh gömleğinin ilk parçasını bitirmiş. Ama buna rağmen neredeyse ölüyordu. Neredeyse yakındı ve Dark Passage bu savaşı anlıkıyla kapattı. Bir tane skor almayı başardı. Yalnız neler neler konu. Ultiler bu arada orada Shyvana'yı yakaladılar. Şimdi Olaf üzerine doğru gidiyor ama Shyvana şu an gerçekten iyi bir tank ve orada Just'tan iyi kurtuldu. Yalnız Trundle'la geldi partiye. Bensiz olmaz dedi. Sarı ördek orada biraz zıplattı ama bu sefer HVA kovalamaya başladı. Yalnız Shyvana'nın canı çok azalınca bu savaşı istemediler ki o mayınların üzerinden yürümek de çok mantıklı, sağlıklı evet, değil. Risk atır yalnız böyle öcümü alacağım diye koşa koşa geldi ama devamını getiremedi orada. En azından çok hızlı bir şekilde uzaklaşmayı başardı Dark Passage takımı geriye doğru. Bir tane totemle oradaki hortlağı yine almayı başarıyor Holy Phoenix. Bu arada şunu söyleyelim. Yasuo şu ana kadar oynanan maçlarda 12-3-9 oynanmış. 3 farklı maçta oynanmış ve toplamda yani kimin oynadığı fark etmiyor. 12-3-9. Evet. Çok yüksek bir oran. Aynen. Bu arada ulti geliyor. Ulti geliyor. Shyvana'nın canı mı az acaba? Hayır. Yok değilmiş tam. Niye? Niye attı? Öyle. Çünkü yapabiliyor. Çünkü yapabiliyor. O yüzden attı. Belki buna benzer bir pozisyon aslında geçenlerde Baron'u görmek Baron'u için olabilir. Görmek için attı. Ama şöyle bir şey var. Böyle bir ultiyi geçenlerde Gambit Fnatic maçı sırasında Genja'dan görmüştük. Yukarı kontradaki Xbeke Fizz'de vurulmuştu bu arada. Bir dakika, bir Baron'un dakika. Orada yakalanan bir vay var. Ama kaçıyor mu? Kaçtı. Bir balta daha yedi ama yukarıdan Shyvana geldi şimdi. Evet, uzaklaştırdı.
Elvind orta koridoru. Şimdi Elvind'in burada Zix ya da Jinx'in üzerine gidip gidemeyeceği çok önemli. Eğer ki bu şampiyonları yakalayamazsa savaşın başında, bunlardan bir tanesi öldüremezse işi çok zor olacak. Bu arada boşluktan yararlanıyor. Risk Hatır ve Lalış ikilisi alt koridoru ittirmeye çalışıyorlar ama canlara bakın. Bir tane o Zix'in ultisinde nasıl azaldı. Bu arada arkada da Lalış kaldı. Geri sıçramasını kullanmak zorunda kalıyor. Şimdi işte o hızlandırmasını bakın ne kadar... Yani işlevsel efektif bir şampiyon, efektif bir şampiyon Lelouch. Oradan çıkmayı başardı Karma ile. Naru, Tribane ve Darkwish takım tek başına kaldı ama Olaf'ı eritiyorlar. Olaf orta koridorda bir anda düştü. Hiç planda yokken üzerine şimdi kule alıyorlar. Buradan bir baron gelebilir. Arkadan DP çeviriyor şu an. Evet çeviriyor. Lulu, Zix. Oo, çok güzel bir orada rüzgar kalkanı geldi. Şimdi güzel duvara geldi. Crimson'ın da bu sefer canına salıyor. Kaçabilecek mi? Arkadan bakın roketler, bombalar, her şey yağıyor. Ne kadar cephane varsa harcadılar. Harbiden bu nasıl bir şey? Roket geldi orada ve bir kanı daha dökmeyi başardı. Adeta yani... Bu arada da başka bir savaş var. Trundle şu an Draven'ı yiyor. Bakalım yiyebilecek mi? Evet arkasından takip ediyor. Draven nereye kadar kaçabilecek? Vap sesleri geliyor ama Draven güzel bir fake attı. Diğer taraftan da Zix geliyor ama Zix'in de bombaların mesafesinden çıktı. Bariyer üzerine bir de kupa geldi, su geldi. Geldi ve sıçtı. Sopayla vura vura orada skor almaya başarıyor. Fabulous bırakmıyor orada. Risk Hatır'ı esas orada belki öleceğini düşündü ama sürekli minyonlara vurarak canını yenilemeye çalıştı. Ve ardından da kaçış rotası da güzeldi. Fakat hareket hızı yetmedi oradan kaçmaya. Şimdi baktığımız zaman Jinx bir kez daha hortlağı almaya çalışıyor. Yalnız senin de söylemiş olduğun gibi rakiplerinde çok barut gücü varmış ya. Ejderha'yı indirene kadar. Neler neler fırlattılar orada. Ki ne bir var? Tane de orada Zix'in seksek bombası da ısı geçti yani. O belki geçmese Jinx'in ultisine gerek kalmayacaktı burada. Bir dakika. Enteresan. Görmüş müydün daha önce böyle bir şey? Az önceki oyunda. yani düşünecek olursak. Belki yakalamayanlar vardır. Orada... Vuruşlarını engellemeye çalıştı rüzgar duvarıyla. Bayağı bir canını indirdiler ama devamını getiremediler. Dark Passage bunun farkında. Bir önceki oyunda daha kendileri kullandılar aynı taktiği. Aynen. Şimdi bakalım Elvind yukarı ittirmeye çalışıyor. Yalnız minyonları. Bunun bir kere sinyalini verdikten sonra artık Dark Passage takımı oraya devamlı kuşkuyla bakacaktık ya. Az önce sırf Jinx ultisini kullanmıştı. Bu arada Yasuo'yu yakalar yandan... Kapatan iki tane daha şampiyon var. Bir de üzerine Zix'in bombası geliyor. Yalnız çok güzel bir duvar. Çok güzel bir duvar. Üzerine kaçıyor. Kaçabilecek mi acaba? Yalnız o son çelik kısa geçti. Yine de hala ayakta. Bakar İnanılmaz mısın? Bir direnç orada. Yani son ana kadar ayakta kalmayı başardı. Neredeyse çıkacaktı. Elvind ölmüş olsa bile dünkü Naru'nun oyuna benzer bir oyun sergiledi orada. Şimdi bu dört kişilik baskının intikamını almak istiyor ama evet Fab orada eğleniyor. Karşısında Crimson'la beraber. Şimdi yalnız arkadan Zix geliyor. Diğerleri geliyor. Birbirleriyle şakalaşırken şimdi savaş başladı. Bir kez daha o senin de söylemiş olduğun gibi sarı ördek geldi oraya ama bu sefer skor almasını ya da kaçmasını sağlayamadı. Shyvana oradan uzaklaşmayı başardı. Alt koridoru yine ittirmişti Risk Hatır. Haritayı takip edenler görmüştür. Tekrar takımına katılıyor. O da son fısıltıyı bitirmiş. Savaş çizmeleri var. Statik hançeri ve kanun somuşu var. Büyük ihtimalle bir de şimdi ebedi kılıca doğru gidiyor Kazma'yla birlikte. Evet bu arada eğer orada Elvind'in atmış olduğu son çelik fırtına tutsaydı Jinx'e çok acayip bir oyun izleyebilirdik. Ya onun sonu 3'te 3'e bile giderdi. Evet evet yani inanılmaz hayatta kaldı ya. Dediğim gibi ultide zaten bir de havada. Zaten veren şampiyonu almayı başarsa geriye kalacak şampiyonlar Olaf ve Lulu. Kesinlikle. Bakalım yani HVA şu ana kadar iyi gidiyor. Kulelerde önde 4'e 2 skorda geri olmasına rağmen 1000 altınlık yaklaşık 1000 altınlık farkı korumaya devam etti oyunda. Dark Passage de tabii zaman içerisinde toparlıyor ama şu var. Hep söylüyoruz şimdi 33. dakikanın içerisindeyiz. Zaman geçtikçe altın farkı iyice önemini kaybetmeye devam edecek. Yani bu dakikalarda artık 1000 altınlık bir fark öyle muazzam bir fark değil. İlk 5 dakikada 6 dakikadık kadar önemli bir fark değil. Ama HVA eğer ki bu farkı açmak istiyorsa, bu maçı kazanıp belki de seriye ortak olmak istiyorsa biraz daha belki farklı bir taktik denemesi lazım. Yani kuleleri almaları iyi ama mesela o dıştaki 3 kuleyi aldıktan sonra bir de ortadaki 2 kuleyi aldıktan sonra devamını getiremediler. Yani son 10 dakikadır belki aynı noktadılar. Bu arada Ejderha'yı
yoklamak için bir ulti geldi. Ve Ejderhan canı götürdüğü için orada Dark Passage hemen tamamlayacak. Bakalım tamamlamayı başardı. Olaf orada almayı başardı. Vay biraz düşündük pozisyonda. Randu'nun alameti geliyor. Yandan Karma Lulu'yu yavaşlattı ama Vay'ın işi çok zor gibi. Ama çıktı. Sonunda çıkmayı başardı. Oradan sıyrılma hareketlerini çok güzel yaptı. Sağ sol resmen belini kırdı yani rakip takımın. Bu arada risk atır. O ifritleri kolay kolay Olaf'a bırakmayacak gibi Olaf da inandı. Yalnız verdiği hasar bakar mısın? Risk atının şakası yok şu an. Ve canını %40'lara kadar indirdi. Olaf da boyunun ölçüsünü aldı. Yalnız yandan şimdi Ziggs geliyor. Bakalım orada neler yapabilecekler. Bir tane daha seksek baba tutuyor. Üçüncüsü olursa ultisi yok şu an. Acaba vurabilecek mi? Vurdu. Vurdu yine. Tüm barut bombalar, roketler geldi ve orada risk atır düşüyor. Yani aslında risk atırın kaçtığı noktada mantıklıydı. Baron'dan en uzak noktaya doğru kaçtı ki Baron'a doğru gelemesinler diye. Ama 30 saniyelik bir ölüm süresi var ve şimdiden Baron'a doğru yönelen bir troll var. Ama Baron trolledi ve kaçtı oradan. Bir dakika, Vay'dan ulti geldi. Zhonya çok güzel Vay'ın ultisini engellemeyi başarıyor. Vay oradan geri çıkacak mı? Hayır. Yasuo oraya girdi. Orada skoru almayı istiyorlar. En azından Ziggs'i oradan çıkarmak istiyorlar. Shyvana da orada. Ziggs düştü. Ardından Olaf almayı başarıyor. Evet. İlk defa belki de bu kadar sert bir yanıt veriyor DP'ye. Devamında bakalım şimdi. Acaba o inhibitörü açabilecekler mi? İnhibitör kulesini düşürebilecekler mi? Trundle yandan yaklaşıyor. Minyonları hızlı bir şekilde kesmeye çalışıyorlar. Minyonları yavaşlatmak için oraya o kupayı hemen attı. Ve o kadar kolay değil dedi ama hayır. Orada durdurabilecek şu an Lulu yaklaşıyor ama yeterli olmayacaktır verdiği hasar korkutmaya. HVA takımını kule düştü. İmitör düşmek üzere. HVA'dan çok güzel bir hamle. Bakıyorum şimdi hala 20 saniye var. Çok güzel bir rüzgar duvarı daha geldi yalnız oradan. Ve çıktılar. İnhibitörü almayı başardı Eve abi. Bu maçı kazanma yolunda inanılmaz bir adım attılar şu an. Ortadaki inhibitörü alarak birazcık pozisyon dışında kalmış. Birazcık fazla yeteneklerini kullanmış. Tek bir şampiyon için neler neler kullanıldı orada hatırlarsan. Kesinlikle. Onun cezasını Eve çok iyi kesti. Özellikle de Elmit. Şimdi yalnız şöyle bir rakiplerin üzerine doğru gitti. İlk hedefi patlangaç. Jinx. Ama Jinx de oraya patlangaçlarını çoktan bırakmıştı. Ve orada gidemediler. Eğer Jinx'i yakalasaydı çok daha farklı bir sahne izliyor olabilirdik. HVA yapması gereken saldırıyı yaptı biraz önce ve yani altın farkı açılmasa da inhibitörü açmak gibi çok önemli bir görevi uyguladı. Şimdi burada şuna dikkat etmeleri lazım. Çok uzun süre o skorları aldıktan sonra koridorlarda durdular. Oyun alanında durdular ve geri gidip eşya almadılar. Şimdi geri gidip eşya almaya çalıştıklarında Dark Passage bu boşluğu kullanıp Baron almaya çalışabilir. Evet, şu anda Baron alınmasına engel bir durum yok. Çünkü mahvolmuş kralın kılıcı Trundle'ın üzerinde zaten Jinx'in eşyalara bakacak olursak Baron'u eritebilecek potansiyeli gelmiş şu an. Bir anda alabilirler. Seksek bombalarının bekleme sürenin çok fazla olmadığını biliyoruz. O yüzden HVA dikkatli oynamalı. HVA bu dakikadan sonra buraya kadar getirdiği oyunu kazanmak için hata yapmamalı. Şu an onların oyunu. Ben bunu diyeceğimi hiç tahmin etmezdim ama şu an oyun HVA'nın oyunu, kazanmakta fırlatmakta onların ellerinde. Kesinlikle oyun temposu onlar belirliyor. Burada kesinlikle skora bakmamak lazım. Stratejik anlamda HVA daha önde diyebiliriz. Kendi oyunlarını, oyunun temposu onlar belirliyor. Kendi oyunlarını oynuyorlar ama bakın altın fark azalıyor. Altın fark giderek azaldığı gibi bir de altın farkı burada önemini kaybetmeye başlıyor. Burada peki ne öne çıkıyor? Ne önem kazanmaya başlıyor? İşte haritada yapılan görevler. İmitörü aldılar. Eğer ki Dark Passage şimdi burada güzel bir cevap verirse, mesela bir Baron alabilirse, üzerine bir iki kule daha alabilirse, aradaki kule farkını kapatabilirse öne geçecektir. Ve stratejik anlamda da oyunun liderliğini eline alacaktır. HVA'nın bunun izin vermemesi lazım eğer bu maçı kazanmak istiyorsa. Yalnız Jinx'in üzerindeki koruyucu melek yani bir sıkıntı yaratacak HVA takımı için ama bu tercihi yapmayan Draven da direkt olarak ebedi kılıca doğru yola çıkmış. Eğer o ebedi kılıcı biterse hasar konusunda HVA'nın DP'ye karşı çok büyük avantaj olabilir. Bu arada Ulan'ın tılsımı geldi. Orada Karma'nın, hayır Ulan'ın tılsımı değil, Karma'nın yeteneğine geldi. Bu arada ulti geldi ama yine Zhonya geldi yalnız. Orada geri girdiler. Almayı başarılar. Ziggs'in büyük bir aşama kaydeder. Çok güzel bir ulti geliyor bu arada. Yasuo düştü. Üzerine Olaf düşüyor. Vay düşüyor. Ziggs şimdi Shyvana düştü. Ziggs 4-4 girdik mi? Hayır. 4-4 olmadı. 4-4 olmadı. Sakin. Tamam. Olmadı. Tamam. Ölüş. Kaçıyor. Yalnız şunu söyleyelim. İnhibitörü gider. Hatta oyun bile gidebilir. Oyun bekleme gidebilir şu anda. Şu an ölüm süreleri 30 saniyeden başlıyor. Bir tek Karma kaldı. Acaba yapabilecekler mi? Trundle'ın hiç şikayeti yok taklamak konusunda. Şimdi orada Karma'dan bir tane alev geliyor. Fakat geri çekildi Jinx.
Takım arkadaşlarını tanklattırıyor. İnhibitör kulesi düşüyor. İnhibitörü almamalı hiçbir sebep yok. Heyecanlanan bir tane. Şimdi Jinx gördüm. Şimdi patlangaç. Üzerine Jinx. Son vuruş. Orada Jinx'ten geldi. Ve bir daha heyecanlanıyor. Ve barana doğru yola çıkıyorlar şu an. Acaba alacaklar mı? Acaba alacaklar mı? Bir inhibitör de kendileri açtılar. Kuleleri bir eksik kaldı ama altın olarak baktığınız zaman o kuleleri alınca ne kadar öne geçtiklerini siz de göreceksiniz. Aradaki altın farkını 3000'e kadar çıkarmayı başardılar bir takım savaşında. Johnny şunu yapmaya çalışıyor EVA takım savaşında. Vayne ultisini Ziggs'e atıyorlar. Ziggs yani Naru ultiyi görür görmez hemen Zonya'sını kullanıyor. Sonrasında üzerine gelecek hasarı engelleyecek herhangi bir şey olmadığı için ona odaklanıp hemen Naru'yu öldürmek istiyorlar ama burada yani düşünemediklerim ya da yapamadıkları şey şu. Lulu var koruyacak. Olaf var. Trundle var. Bütün bu şampiyonlar öyle bir Naru'nun etrafını sarıyor ki orada adeta etten duvar örüyorlar. Ve Naru'yu öldürmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani burada bir iki kere bu taktik işe yaradı ama Heyvan'ın farklı bir şey bulması lazım. Belki Jinx'e odaklanması lazım. Jinx'in Zhonya gibi bir seçeneği yok. Savaştan kaçması için ya da o Vay ultisinden kurtulması için. Şimdi Naru'nun etrafını o kadar sarınca ayrıyetten Dark Message'in işine gelen konu Naru'nun ultisi, seksek bombaları. Üzerine Jinx'in ultisi, yine Lulu'nun ultisi, yabani bir manyak güçlü ölüm roketi. Ya bunların hepsi belli bir alana etki yapabilen ultiler. Evet. Eğer bunları rakip takım bir alana toplanırsa bir şampiyonu öldürmek için bir anda kullanıyorlar ve oradaki alan etkili hasarın hattı hesabı olmuyor bir noktadan sonra. Bu arada Vay ejderhayı almayı başar. Teselli armağanı Olaf'ın üzerine gittiler fakat Olaf oradan kaçmayı başarır. Lulu'nun da orada üzerinde Pix'ini alarak ortada ise yine eski bir hesaplaşma devam ediyor. Yukarı koridordan beri süre gelen. Bu arada karmayı yakaladılar. Son bir vuruş orada ve roket geldi. Roket. Bir skor da almasını sağladı. Riskatır. Bu arada Trundle'ın canı çok azalmış orada. Fabulous düşmek üzere ama ulti geldi yabani büyüme ve içeride Shyvana hem de Yasuo orada Ziggs'e düşüyor ve sarı ördekle beraber aşağı doğru gidiyorlar ve son olarak Holy Phoenix de orada gidip Riskatır'ı alınca oyunu bitirmemeleri için hiçbir sebep kalmıyor. Yine sona kalan bir şampiyon var ama bu baskıyı, bu saldırıyı durduramayacaklar muhtemelen. İkinci maça Dark Passage bu hatandan sonra kazanmayı başaracak. Bakalım ilk Nexus Kulesi düştü. İkincisini şu an yükleniyor. Yalnız Olaf fazla hasar aldı ama düşmedi. Ve Nexus'u vurmaya başladılar. Nexus düşmek üzere Dark Passage. Flash serisinde 2-0 öne geçmeyi başarıyor. Maru, pardon orada Olaf'ı öldürmeyi başaramadı gördün mü? Nasıl herhalde toplanıp korudular?